Merhabalar sayın seyircilerimiz. Bir Medikal Yol programında daha birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Ankara'dan geldi. Kendisi gastroenteroloji sektöründe yıllarını vermiş. Duayen diyelim çünkü 30 yıllık bir deneyimim var gerçekten. Bizlerden çok daha iyi biliyor bu işleri. Uzun yıllardır bu sektörün içinde. Murat Karadeniz Bey. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Teşekkürler. Biraz kendimizden bahsedelim. Hani insanları sizi tanısınlar. Murat Kayadeniz 1968 Ankara'da doğumlu. Evliyim bir kızım var. Evet, Bu sektöre var, e, teşekkür ederim sizlerinkinde. E, sektöre 94 yılında başladım. E, başladığım yıllarda gastroenteroloji e, ağırlıklı başladım. Gastroenteroloji kliniğine endoskopik ve ERCP dediğimiz e, ürün, sarf e, ürünlerini satmaya başladım. E, daha sonra e, biraz radyoloji e, standlarımız var. Satmaya başladım. Daha sonra birlikte çalıştığımız arkadaşlarla birlikte de üroloji e, kliniğine e, girdim. Son 3-4 <laughs> yılında da irolojide çalışıyorum. Yani. O zaman gastro e, ve radyoloji ağırlıklı olarak. Yani daha Asıl ağırlıklı. Tabi ilk başladığımda gastroenteroloji çalıştım. Uzun yıllar gastroenteroloji çalıştım. Daha sonra ithalat yapmaya başlayınca radyoloji e, bir şekilde girmiş. ürün gamın oraya e, da hani girmiş. Aynen için. öyle. Uygun ha, ürünleri oraya çalışmaya başladık. Yine aynı şekilde ithalatını yaptığımız ürünlerle ilgili de işte ürolojiye çalışıyoruz son iki 3 yıldır da. E, tabii şimdi bugünkü programımızda e, Ankara'dan geldiğiniz için aslında Ankara'ya özel biraz e, konuşalım. Biraz Hı -hı. da e, gastroenteroloji ile ilgili konuşalım Hı -hı. istiyorum. Ankara'da Medikal iş nasıl gidiyor? Yani İstanbul'da biz bazı paylaşımlar yaptık ama Ankara'da nasıl dönüyor medikal sektör? Genelde hani Ankara'daki sorunlarınız nelerdir? Hastaneler nasıl çalışıyor? Özel hastane grubu nasıl Ankara'daki yapılanması? Evet. Devlet nasıl? Üniversite nasıl? Bunlarla ilgili biraz bahsedebilirsiniz. Tabii. Yani şimdi tabii biz Ankara'da hep uzun yıllar çalıştığımız için hep insanların hakkında bir İstanbul var. İstanbul daha büyük olduğu için ama tabi e, bulunduğunuz bölge hakim olduktan sonra yani e, şehrin aslında e, isminin çok önemi yok. E, her yerde aynı pazar var. Var da şey, yaklaşım farkı var. Mesela şimdi İstanbul'da 200 tane hastane var. Mesela. Tabii tam onu diyecektim. Yani evet. hastane sayımız farklı. O yüzden pazar ister istemez büyüktür ama yani, çalıştığımız bölgede... E, Kimle çalışıyoruz? Üniversite hastanelerle çalışıyoruz. Devlet hastanelerle çalışıyoruz. Özel hastanelerle çalışıyoruz. Özel hastanelerle çalıştığımız zaman bunların kendi grup hastaneleri olduğu zaman belki atıyorum merkezi İstanbul'sa merkezi üzerine alım yaptıkları zaman o Kısımda biraz daha geride kalıyoruz. Ya da işte direkt orayla bağlantıya geçip direkt oradan çalışanlar. Öyle hastane var mı peki özel? Yani evet, var tabii. Yani Memoril olanlar var. Acı Badem, Memorial Hastaneleri. Onlar direkt İstanbul'dan mı alıyorlar? Yani Ankara'dan yani, mı Daha çok oradan yönlendiriyorlar. Ama ithalatçı olduğunuz zaman tabii bunlar değişebiliyor. Evet. Bayi olmadığınız sürece. Onun haricinde işte devlet hastaneleri yani sizin de bildiğiniz gibi artık ihale bazı çalıştığı için yani bu çalıştığımız kliniklere ürünlerimizi tanıttıktan sonra yani ihtiyaç doğrultusunda e, doktorların istemleriyle ihaleyle oluyor e, tabi bu süreç e, üniversite hastanelerinde de aynı şekilde devam ediyor e, böyle olunca e, ihale haricinde e, yani satmak çok zor yani direkt birebir sizin adınıza ya da işte sattığınız ürüne e, nazaran bir çıkmış bir alım olmuyor. Ee, bu şekilde çalışılıyor yani. Anladım. Yani Ankara'da tabii özel e, hastaneler benim bildiğim kadarıyla daha e, sıkıntılı. Yani şey al sıkıntılı. Ya İstanbul gibi değil. Hani, Kesinlikle. E, şey, pazar daha sınırlı sanırım. E, ya pazarın sınırlı olması Memur şey. Me, evet. ee, e, SGK'yla anlaşma SGK yapması gerekiyor. Yapması, İşlerin iyi gerekiyor. olması. Tabii için. o da istediği kadar fark alamıyor. Çünkü belli A plus alan hastaneler önce %200 fark. O da hastalar da oraya gitmek istemiyorlar tabii. E, tabii yani Ankara'da e, kimse sağlığa para, para arca, ayırmaz. Çünkü herkes orada memur, işçi doğal olarak. Uh -huh. Yani kendisinin e, SGK'sı da faydalanıyorsa e, istiyor ki tedavim ben o hastanelerde gideyim tedavim olayım. Uh -huh. O yüzden özel hastane biraz o yüzden daha O yüzden ben de şey diyorum işte al. Ankara'da dinamikler biraz daha farklı aslında. Kesinlikle. Yani İstanbul'un dinamikleri ayrı, Ankara'nın dinamikleri ayrı. Özel sektörü ayrı, devleti. Devletle üniversite benziyordur büyük ihtimalle bütün hani Türkiye'deki. Ama orada hiç da farklılıklar yok. E, tabii Ankara'da tabii e, siyasete yakın olmak da fark ettiriyordur mutlaka tabii yani ben devlet bazında baktığımızda diye düşünüyorum hani az çok. Yani bilmiyorum tabii İstanbul'da ben tabii bunu e, hani çok da gözlemlemedim aslında ama e, bazı hastaneler kayırılıyor gibi gözüküyor sanki Ankara'da ama. E tabii devlet hastaneleri e, üniversite hastanelerine göre daha iyi alım yapabiliyorlar. E, i̇şte vadeleri üniversiteye göre daha e, kısa olabiliyor sonuçta devlet hastanesi adı üzerine tabii ki devlet oraya daha çok e... bu farkın nereden kaynaklandığını Ben şey diye düşünüyorum sanki hani üniversite işte yatırım yapması gereken cihaz alması gerekiyor. Daha fazla yeni hani şey yapması e alması gerekiyor. Bunlara para harcıyor daha çok. E, bu arada Sarp malzemelere para kalmıyor tarzında hani sanki gibi. Yani sonuçta tabii üniversite hastaneleri adı üzerine üniversite yetiştiriyor yetiştirdiği hmm. için de bir takım altyapısını yapması gerekiyor. E bunlar doğal olarak devlet hastanelerinde artık son zamanlarda bu eğitim araştırma hastaneleri adı altında bir şeyler yapılmaya çalışıyor ama asıl eğitim ve şey veren hastanelerde öğrencilere eğitim vererek buralara getirmeye çalışan üniversite hastaneleri. O yüzden de onlar önceliği bu kısımlara tanıyorlar. Ellerine ne kadar çok cihaz olursa, ne kadar çok işte malzeme olursa eğitimini daha iyi yapabileceğini düşündüğü için yatırımcılar kurumlar daha çok o yönde oluyor. Ama devlet hastaneleri sadece eğer hastanede e, bulunduğu klinikle ilgili uzmanı varsa, e, işlemleri tedavi edecek, girişimsel işlemler yapabiliyorsa, alacağı ürüne bakıyor şu anda. Üniversite hastaneleri geriye gidiyor sanki. Yani... E, şu an öyle oldu biraz. Eskiden daha önemliydi. Evet. E, bazı üniversite hastanelerimiz e, dünya çapındaydı. İsimleri biliniyordu yani hala biliniyor ama eski önemleri yok biraz onlar da nasıl olacak nasıl düzelecek bilmiyorum ama e, tabii bu ödeme biraz... vadeleriyle alakalı işte değil mi sanırım tabii yani, çünkü ödeme vadeleri vermek istemiyorlar bu sefer malzeme kesinlikle yani çünkü biliyorum ki ben o üniversite hastanesinde daha çok ürün satacağımı biliyorum ama Aha. vadesi iki yıl üç yıl olduğu için oradan uzak duruyorum e, bu taraftan devlet hastanesine vermeye çalışıyorum çünkü vadeleri nispeten oraya göre hatta üçte biri kadar falan yani sekiz dokuz ayda alabiliyorsunuz devlet hastanelerinde. Aha ama 8-9 ay da az değil yani baktım Ya uzun tabii ki. Biz artık hani buraları 2-3 yılları gördüğümüz için e, bunları kısa Hı, var demiş gibi ya, konuşuyoruz ya. yani. Düşün gibi oluyor değil mi biraz da? Kesinlikle. <laughs> bir de özel hastanelerde... <laughs> şey. Evet bunlara alıştırmamalı. Mesela ben bakıyorum şimdi Almanya yani bu sistemleri de biliyoruz yani Hı -hı. Almanya'da İngiltere'de tabii bir kesinlikle. ayda ödeniyor. Ee, şimdi onlar e, yani sonuçta bizden aptal değiller diye düşünüyorum. ve Ben Almanya'nın sistemine bakıyorum mesela. Medikal sistem çok iyi işliyor bir ödeme çıkıyorsa bir üründe mesela hani genel şartlarda çıkıyor mesela. Türkiye'de evet. niye göre çıktığını bile bilmiyoruz. Mesela orada nasıl başvurulması gerektiğini her şeyi biliyor insanlar. Hani gerçekten e, güzel hani çalışılıyor. Mesela bu sistemler niye hani e, Türkiye'ye implant edilemiyor? Ben anlayamıyorum bir türlü. Hani Ya bizim ülkemiz biraz daha farklı Avrupa'ya göre. Yani bizim her şeyimizde siyaset olduğu için evet, yani siyaset Her siyaset şey biraz daha, daha, daha evet e, geri planda kalıyor. Siyaset hı. daha öne çıkıyor burada. E biraz önce dediğinize de katılıyorum ben. Çünkü biz itaatini yaptığımız firmalarla e, bu tür dertleşmeler olduğu zaman onları anlatıyoruz. Onlar da anlamıyor. A, anlıyorlar aslında da inanamıyorlar. Hani biz diyoruz buradan satacağım 3 yılda alacağım parasını diyorum. O düşünüyor Avrupa'ya. Hem daha iyi fiyatı satıyor ve daha hızlı parasını alıyor. Çünkü biz bunları yapabilmemiz bazen onlardan da destek istiyoruz. Ben bize vade verin şey, diyoruz. Yabancı misafir de ağırlamak istiyorum aslında. Evet. Hani... Ya Tabii. Onları aslında ağırlayıp burada bu şekilde belki ortak böyle bir masa yapıp hem evet. onlardan hem bizden birileri olarak yani bunları konuşursak belki onlar da böyle ciddi bir ortamda bize biraz daha <gülüyor> inanabilirler. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. <laughs> Evet gastroenteroloji dedik. Şimdi i̇şte gastroenterolojiye dönelim istiyorum biraz da. Hani gastroenterolojide neler yani yapılıyor hani medikal firmalar, gastroenteroloji bölümünde çalışan firmalar ne ithal ediyorlar? Neler getiriyorlar Türkiye'ye? Hastalar neler kullanılıyor yani doktorlar evet. tarafından? Biraz önce de söylediğimiz gibi endoskopi işte özel bir çalışma kanalı olan, e, kamerası olan, ışığı olan bir e, halk dilinde bilinen hortum dedirmiş şey. Bu çalışma kanalından e, bizim bu satmış olduğumuz e, kateterler var. Bu kateterler geçerek hastanın o anda nasıl bir e, tedavisi edilecekse onun öncesinde teşhis konması açısından kullanılan ürünler var. Bu endoskopik e, endoskopi ile beraber. Daha sonra ERCP dediğimiz e, başka bir dal var. Bu da ERCP de dediğimiz böyle yandan görüşlü yine e, kendi içerisinde kamerası, ışığı ve çalışma makana olan bir endoskop genel adı endoskop hepsinin. Aha. bu ürünle bu endoskopla da Girip hastanın e, ne e, nasıl bir rahatsız olduğunu teşhis edip daha sonra tedavisini e, yapabilecekler ürünlerimiz var. Bunlar neler oluyor? Mesela safra yolunda bir tıkanıklık olabiliyor, taş olabiliyor. E, bu taşları ameliyatsız, e, dördonoskop dediğimiz şeyle geçip oradan e, işlem yaparak o taşını çıkarabiliyorlar. Ya da çamur varsa temizleyebiliyorlar. E, ya da işte e, tıkanma sırılı olabiliyor. Ya da e, bu safra yollarında darlık oluyor. Buraya işte bizim yine e, temin ettiğimiz e, plastik ya da e, nitinol borular var. Bu borular konarak bunların tedavileri yapılıyor. Anladım. Yani aslında bu tabii girişimsel işlemler tabii, olmuş Tabii kesin mi? tamamıyla girişimsel yani, işlemler. En az ne kadar hani girişimsel olursa o kadar iyi hasta açısından. Çünkü ertesi gün yani, hatta iş kaybı olmuyor tabii. tabii. Amaç burada aslında girişimsel işlemler yapmak için. Tabii bir de şey var. E, hani cerrahi müdahale etmeden e, bu hastanın bu işte endoskopik yolla tedavisi yapılabiliyorsa süreç daha da kısa olabiliyor. Hı -hı. Hani, cerrahi olarak bir ameliyat olduktan sonra biliyorsunuz süreç uzun oluyor. Ama endoskopi sizin de dediğiniz gibi yani, bir yarım saat bilemediniz bir saat içerisinde bu işlem bitip ertesi gün normal hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Gayet güzel de hastalar için şey. Peki gastroenterolojide e, sağlık uygulama tebliği çıktı. Çık, yani her evet. bölümde olduğu gibi. Gastroenteroloji nasıl etkiledi? Yani ürünlerin hani fiyatları nasıl çıktı? Hani hak ettiği kadar hani bir bedel veya fiyatlarla yapılabildi mi sizce ya da yani bununla ilgili düşünceniz nedir tamam? Vallahi şu hani... anda çok hak ettiği en... şeyler yok. Fiyatlar Hı -hı. yok açıkçası. Hani böyle ürün bazlı birkaç tane örnek verecek olursam mesela işte bizim ithalatını yapmış olduğumuz bu nitinol standlar dediğimiz işte endoskopi yapılarak gastroenterolojide işte daha doğrusu Kore'den da... Kore'den tedavisi. Evet, Güney Kore'den ithalatını yaptığımız Hı -hı. gastrointestinal sistemlere diyelim. Yani kullanılan nitinol standlar var. Mesela bunların sut fiyatları bizim getirdiğimiz fiyatlarda bile değil. Yani bizim ithalatını yaptığımız fiyatlarda bile değil. Ve beraberinde bu biraz önce bahsettiğimiz Erecep'e kullanılan sarf malzemeler. Ee, örnek verecek olsam Guidewire dediğimiz, Clavusel dediğimiz bir ürünümüz var. Mesela bizim ithalatımızın belki de şu an dörtte bir fiyatı, sut fiyatı var. Hani bunlar biraz düzeltilmeye çalışılıyordu ama yakınlarda şu 10-15 gün önce bir yeni bir sut yayınlandı. Orada bazı ürünlerin fiyatları biraz artırılmıştı ama yine yeterli değil açıkçası. Peki neye göre artırmışlar sizce? anlayamadım. Ben de gördüm onu. Ben de anlayamadım evet. da hani neye göre artırdı gerçekten? Niye yani, artırdı e, ve e, niye göre ürünler artırdı? Ürünler üzerinde şöyle söyleyeyim 15-20 lira gibi bir artırım yapmışlar. Yüzde olarak kaç oluyor? E, yüzde olarak yani yüzde 10 gibi bir şey olmuş tahmin ediyorum. Çünkü Aa. ürünler farklı biraz. İçerisinde onların o katlerinin 2 lümenli 3 lümenli olanları falan var. Onları biraz e, fiyatlarında e, düzeltme yapmışlar ama hani yeterli mi değil ama e, biz hani bir şey olduğu zaman da mutlu olmaya çalışıyoruz. En azından ah, yüzde %10 da olsa bir artırım oldu diye e, tabii seviniyoruz Tabii yani. 2014 2014'ten bu yana. Tabii e, kesinlikle. 2 yıl oldu. 3 oldu hatta. E, doların, euro'nun nereye geldiğini hepimiz biliyoruz. 2014'ten herkes girip baksın şu anda. Yani konuşuyoruz zaten. Aynen. Hemen internetinizi açın. Bakın 2014'teki kur, e, Ekim'de çıkmıştı yalnız. Evet e, Ekim'de çıkmıştı. Ee, Ekim'deki kuru indirsinler. Şu anki kura baksınlar. Aradaki fark ne kadarsa o kadar üzerine koymaları gerekiyor aslında. Yani şu an e, süt fiyatlarının en az 2 ile çarpılması gerekiyor bakıldığı i̇şte. zaman. Peki bu bunu bir yapmayacak de... herhalde devlet sanırım. Vallahi evet. Duyum alıyoruz, düzelecek falan diyorlar ama yaklaşık 3 yıldır Aa, da herhangi bir... Artıracağım demişti evet, ama artıracağım hiç demişti. böyle bir çalışma görmüyorum. Gerçi bugün bir toplantı var bildiğim kadarıyla. O toplantı ile ilgili sonuçları da alacağız herhalde bize e... Vallahi onlar oradaki e, toplantı aldığım duyumlara göre daha çok hani üretici Türkiye'de ha, Türkiye'deki e, üretimlerle ilgili. E, üretimlerle ilgili hani e, firmanın ne kadar gücü varsa bizim de bu kadar desteğimiz olacak gibi. Hani bunlar yüzdeyle ilgili. Tam e, detaylar deniz gibi önümüzdeki günlerde belli olur ama bu ama bizim çok çok fazla olun. yok için aslında hani e, tabii, öyle gözüküyor. Yani şu an öyle. Yani hı. ama sanki güçlenmiş bir hareket ediyor. Yani ben hani şöyle görüyorum. Hani e, sağlıktaki bütün kullanılan her şey bedava hani tarzında bir yaklaşım var bulunuyor ki böyle olmamalı diye düşünüyorum. Yani ben Öyle bir e, şu anda e, ya yani bilmiyorum hani tabii bir şeyim o. E, Hasadan bir fark alınması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl ilaçta mesela bir fark alınıyor, Hı -hı. beden alınıyor. Ama şu anda hastadan fark alınmadığı için sadece özellikli ürünlere yani e, daha hani güvenilir olduğunu Hı. düşündüğümüz doktorların ulaşabileceği ürünlere ulaşamadığını görüyoruz yani ya da hastanın cebinden hepsinin birden bedelinin çıktığını görüyoruz e, e, Tabii bu da doğru e, değil bu da, bu, da, bu da doğru değil yani bu da haksızlık a, bu hepsinde yani. var zaten şimdi gastroenterolojide kliniklerde de yok, mi, hepsinde, var. hepsinde var ama evet. size şöyle katılıyorum. ama gastro aslında... daha fazla var herhalde. stent kısmında e, Tabii yani stentler gerçekten e, çünkü biraz da e, ben hani çok eski yıldan beri bu işlere e, hakim olduğum için çok değişti sistem de değişti stentlerin metal yerleri değişti. Örgü sistemleri değişti. Üzerlerine biz bazı özel metrayler var. Onlarla standların üzerini kaplıyorlar. Bir, o kaplamalarda ne iş yarıyor? daha uzun süre kalmasın. Anladım. Hastanın bana... tedavisinde faydası olması gibi. Ve bunlar baktığınız zaman fiyatları etkileyen şeyler. O zaman şey yapalım ya. Bir sonraki programda e, hani bu stentlerle ilgili En azından gösterelim neler, yani, tabii, neler olduğunu. İnsanlar şey ne olduğunu yapalım. görsün. Biliyorsunuz çünkü ben hani şöyle görüyorum. Hani insanlar biraz eee gastro stentlerle ilgili stent deyince sadece cardio stent diye bağlıyorlar. Evet, herkes onu biliyor. Anjiyo yapıldı <laughs> bana, stent takıldı ama <gülüyor> <gülüyor> bu her yerde olduğu gibi gastro. Ya, o zaman vermem. hani şey diyelim toparlama gerekirse gastroenteroloji sektörü de gerçekten e, Hani baktığımızda aynı sıkıntıların olduğu, hani medikal Tabii. sektördeki bütün sektörler gibi e, sağlık uygulama tebliğinde düzenleme gerektiren e, ürünlerin olduğu, e, firmaların gerçekten bunları talep ettiği, ama konuşulduğu ama bu konuşmaların gerçekleşmediği, e, sürekli ötelendiği bir durum var. Evet. Valla devletimiz inşallah e, hani bunları görür, yani bizim e, bu programlarımızı izlerler inşallah. Hatta bir buradan açık hani şey olarak da söyleyeyim hani biz yardımcı olmak için elimizden geleni de yaparız. Çağırsınlar. Kesinlikle. Zaten Murat Bey Ankara'da. Ben İstanbul'dayım ama beraber de gideriz. Hani birlikte de şey yaparız. Ha, de biz. i̇nşallah hani daha iyi günler olsun istiyoruz ama tabii e, konuşarak yapmamız gerekiyor bunların hepsini diye tabii. düşünüyorum. Ee, ve bu programımızı kusura bakmayın ama kapatmak zorundayım. Ee, <laughs> Başka zaman yani konuşuruz. Bir, bir medikal <laughs> yol programından sonuna geldik sevgili izleyiciler. Bizi izlediğiniz için, değer verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Saygılar diliyoruz. Teşekkür ederiz Murat Bey için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Zaman İyi günler efendim. Için.